İnsanlık buna gerçek dünya demekte kararlı. Onlar her nedense gözlerini kapattıklarında yaşadıkları dünyadan pek bahsetmezler. Orası benim diyarım. Neil Gaiman'ın 1989'da piyasaya sürülen ve adeta çığır açan çizgi roman serisi The Sandman. Gaiman'ın hayal gücünü yansıtan bu çizgi roman serisinin kelimenin tam anlamıyla devasa bir evreni var. Bu serinin destansı anlatımları, çağları ve onlarca farklı topluluğu içerisine alıyor. Ama tüm hikayelerin merkezinde The Endless, yani sonsuz olarak bilinen bir aile var. İşte Sandman her birisi varoluşun farklı bir yönünü temsil eden, kader gibi, ölüm gibi ya da arzu gibi bu sonsuzların 7 üyesinden bir tanesi. Bu devasa evreni bir ya da birkaç sinema filmiyle aktarmaya çalışmak büyük cesaret ister. Zaten Neil Gaiman'ın 1990'lardan beri film projelerine karşı direndiği ve bunları kabul etmediği biliniyor. Bunun riski büyük tabii ki, çünkü milyonlarca fanı bulunan bir çizgi roman serisi, efsaneleşmiş bir karakter ve onun çağları içerisine alan evreni ya da evrenleri söz konusu. Bu bağlamda Sandman'in dizi olarak gelmesi tabii ki en mantıklısıydı. Neil Gaiman 30 yıl önce yazdığı eserleri bu şekilde seyretmenin kendisini duygulandırdığını söylüyor. Gaiman aktörleri çok beğendiğini, ayrıca 6. bölümde özellikle gözyaşlarını tutamadığını ve bu bölümün gördüğü en iyi TV şovlarından bir tanesi olduğunu söylüyor. Ben diziyi seyrettim. Fantastik yapımları çok severim. Bunu en başta söylemek isterim. Dizinin 10 bölümlük ilk sezonu okuduğum kadarıyla büyük oranda çizgi roman serisinin birinci cildinden alınmış. Son 4 bölüm ise ikinci cildin yeniden tasarlanmış ve kurgulanmış hali. Sandman kendi tabiriyle söylersek amatör bir büyücünün büyüsüne yakalanıyor. Ve 100 küsür sene, ki bu tabir de kendisine ait, 100 küsür sene esir hayatı yaşıyor. Ama onun yokluğu hem rüya dünyasını hem de insanların uyku ve rüya düzenlerini alt üst ediyor. Ve tüm bunları, hem rüya dünyasını hem de insanların dünyasını, bir kaosa sürüklüyor. Dizi hikayesi Sandman'in kendi krallığını yeniden inşa etmesini ve kendi yokluğundan istifade ederek kaçan kabusları toplama sürecini aktarıyor ve onlarca yıl sürüyor. Sandman bu yolculuğunda cehennemin hükümdarı Lucifer'ı bir takas için ziyaret ediyor. Ayrıca ölümlülerin koruyucusu denebilecek kız kardeşi Death'le, yani ölümle buluşuyor. Dizinin bana göre artıları ve eksileri var. Bunlardan spoiler vermeden kısaca bahsedeyim. Öncelikle ben bu yapımın tamamen fanlara yönelik tasarlandığını düşünüyorum. Morpheus ya da Düşün evrenini hiç bilmeyenlerin bu dizi üzerinden karakteri ve onun dünyasını anlayabilmeleri için büyük sabır göstermeleri gerekiyor. Çünkü yapımcıların hiç acelesi yok. Her şeyi yavaş yavaş ve detaylıca aktarmışlar. Dizi fanları dışındakiler bu sabrı gösterebilir mi? Ben bu konuda şüpheliyim. Dream karakteri özellikle ilk başlarda soğuk ve herkese karşı inanılmaz mesafede duruyor. Bu ilerleyen bölümlerde değişiyor. Ama dizinin başlarında bu karakter evreni bilmeyenler için itici gelebilir. Ya da itici gelmese de ona ısınmaları zaman alır. Bu dizinin CGI'larının büyük bir kısmı bana çok basit geldi. Böylesine ihtişamlı bir kahramanın evreni çok daha gösterişli olmalıydı diye düşünüyorum. Tabii bu bütçeyle alakalı bir durum, bunun farkındayım. Ama ne olursa olsun çoğu sahnedeki CGI'lar bana göre çok yetersizdi. Bu dizinin en büyük başarısı bence izleyenleri Dream'in evrenine taşıyabilmesi. Farklı bir evreni seyrettiğinizi ve farklı bir evrenin içerisinde bulunduğunuzu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Ama daha önce söylediğim gibi bu yapımın hedef kitle olarak çizgi roman fanlarını seçtiğini düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle çizgi romanları takip edenler yorumlarda düşüncelerini bizlerle paylaşırsa çok yararlı olur. Bir başka videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.